İyi günler diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Iğdır'da bulunan Bukan Hurda Merkezi'ndeyiz. Yanımızda firma sahibi Sayın Serhat Bukan bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. Ve hemen sizleri tanımak istiyoruz. Ben 1986 doğumlu, Iğdır Tuzuca doğumlu Serhat Bukan. Bu sektöre 2003 yılında başladık. Evet. İkinci kuşak olarak başladık. Evet, ikinci kuşak olarak başladık. Hedefimiz daha ileriye hizmet sağlamak, daha büyümek. Uzun yıllardır sektördesiniz. Evet, uzun yıllardır bu sektördeyiz. Kendimizi daha geliştirmek istiyoruz. Sadece geri dönüşüm ve hurdacılık açısından değil, bir de Türkiye geneli yıkım firmamız var. Türkiye geneli yıkım yapıyoruz. Depreme dayanıksız binaları yıkıp çevreye daha güçlü yapıların yapılmasını sağlıyoruz. Bu da bir diğer projemiz. Evet, bir diğer projemiz. Bunun öncesinde ben burayı biraz daha detaylı tanımak istiyorum. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Vermiş olduğumuz hizmetler şimdi plastik atık, naylon atık, kağıt atıkları alıyoruz, geri dönüştürüyoruz. Şimdi bir ton kağıt 17 ağacın kesilmesine yani sebep oluyor. Bu onun için geri dönüşüm çok önemli bir hele ülkemizde yani bunu daha geliştirmek istiyoruz. Tabii biz bunun temelini biz oluşturuyoruz. Burada verdiğimiz hizmetler çevre il ve ilçelerden gelen atık malzemeleri ayrıştırıp bölüm bölüm ayırıp sonra onları tırlara yüklüp fabrikalara gönderiyoruz. Aslında çevremiz için de çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz değil mi? Evet. Peki bu hizmetleri verirken eminim güçlü bir ekibe ihtiyacımız vardır. Kaç kişilik bir kadromuz bulunmakta? Şu an mevcut kadromuz 10 kişi. Tabii bunun içinde ayrıştırıcı elemanlar var, şoförler var. Personelle ilgilenen yemekçimiz var, bekçimiz var. Bunları saydığımız zaman 10 kişiyi buluyoruz. Hepsi kendi alanlarında uzman, profesyonel insanlar. Çevre mühendisimiz olsun, yani hepsi uzman ekiplerden oluşur. Harikasınız. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir acaba? Bizi diğer firmalardan ayırmalarının sebebi güvenilir olmamız, daha iyi hizmet vermemiz. Bir de çevre şehirciliğin çıkardığı bir yasa var. Bu mesela firmalar çevre ayırma toplama lisansı oluyor. Bir Iğdır'da yani bizde bulunuyor bu yetki belgesi. Onun sadece için sizde bu lisans. Evet, evet. Harika, çok güzel. Yetki belgemiz olduğundan dolayı bütün kurumların mesela geri dönüşülmüş atıklarını biz alıyoruz. Örneğin okullardaki kitap atıkları, karton atıkları, demir atıklar ve benzeri malzemeleri alıyoruz. Bu da sizi zaten diğer yerlerden ayıran gerçekten en büyük özelliğiniz, lisanslı oluyor oluşunuz. Evet. Peki Iğdır'da tam olarak neredeyiz, nerede hizmet vermekteyiz acaba? Iğdır'da, Iğdır merkezde hizmet vermekteyiz. Tabii çevre il ve ilçelerden de araçlarımız mevcut. Toplayıcı arkadaşlar var, onlar da getiriyor. Tabii bizim yani sadece Iğdır demiyoruz o zaman değil mi? Çevre illerde de. Çevre illerde de yıkım firmamız var. Mesela aynı çevre şehircinin belirttiği Y1-Y2 lisanslı firmalar mesela depreme dayanaksız binaları yıkıp onları geri dönüşüme sağlıyoruz. Harikasınız. Peki firma olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Gelecek hedefimiz daha işimizi daha ileri, daha kaliteli bir şekilde milletimize hizmet vermek. Daha güzel makinelerle, cihazlarla bu işimizi yürütebilmek. Kesinlikle daha çok kişiye istihdam sağlamak ve daha çok kişiye hizmet vermek de diyebiliriz bu anlamda. Evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Son olarak izleyicilerimizden atık malzemelerini çöpe atmasınlar.
geri dönüşüme faydalı bir şekilde ayrı ayrı kutulara koysunlar. Bizler de bu anlamda izleyicilerimize, insanlarımıza bilinçlendirici mesaj gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Ben teşekkür ederim efendim.